Uygulamaya özel ilk kuponunda 100 TL'ye kadar hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Tuttur, en kral sensin. Konya Spor Göztepe, pazar günü 16'da. Artık Göztepe adım adım. Konya'nın artık kafa göstermesi lazım. Zaten burada kaybetti yani, Fener kazanırsa. Konya'nın artık kafa göstermesi lazım. Konya bu maçı çok rahat kazanma, yani böyle çok net kazanması lazım. Evet. Bence çok net kazanacaklar. Bence de kazanır Konya. Ben de Göztepe'nin problem çıkartacağını düşünmüyorum. Artık şey bitti Göztepe. Kaçta 25'te kalmadı mı da? İrfan Can kaldı dışı. Ha, İrfan Can kaldı. Oyuncular artık gelecek sezon için Halil'in de ayrılma ihtimali varmış. Buradan söyleyelim bütün İstanbullulara. Zaten biliyorsunuzdur da Halil'in. Halil'in mi? Ya Halil bence bayrak oyuncu olarak kalıp o ligdeyken tekrar çıkacak yani. Yok kalmaz. %100 artık. Öyle mi? İstanbul. İrfan Can da ayrılır. 3 İstanbul. 3 İstanbul, 3'ü de. 3 İstanbul diyorsun. 3'ü de istiyor. Ha tabii bir şey artı 4 kuralı falan var ya. Abi iyi futbolcu abi Halil. Bence de çok iyi futbolcu. Halil iyi futbolcu. Bence en çok da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. İstiyor bu arada. İyi de Fenerli. İyi de buradan Fenerli. Da söyleyelim. Halil Fenerbahçe. Halil Akpınar şimdi adamın da şeyini bozmuyor. Fenerbahçeli abi ne yapalım yani adam. Adam Fenerli yani. Direkt Fenerli mi hakikaten? Fenerli. Göztepe'li de. Göztepe'li abi çocuk ya. Yani Göztepe'li de Fenerli. Kapattık yani. Galatasaray'la Beşiktaş yolunu şu an Serdar abi. Falan diyor. Fenerli. Come to Fenerbahçe. Bu arada son dönemde bu piyasada adı çıkan Türk oyuncuların %80'i Fenerli. Ben biraz baktım böyle. İsim verip de şimdi adamları şey yapmayalım. Açıklamış mı kendileri? Yok bir yerlerden bize açıkladılar demişler. Serdar abi de bize açıkladılar. Zerafette falan demişler. Halil İstanbul'a gelirse renklerini değiştirmez falan diye ben de böyle bir manşetlik laf vereyim. Halil çok istediler. Daha çok isteyen Galatasaray. Aynen. Beşiktaş daha çok isteyen Galatasaray ama Galatasaray Yunus'u. Şimdi Yunus böyle olmasaydı. Yunus var. Kerem Aktürkoğlu satılırsa diye düşün. Halil, Yunus kanatları falan. Olabilir. Vallahi şimdi olabilir. Öyle düşünmek olabilir. Lazım yani. Şöyle bir insider vereyim. Çok kilit olan Portekiz ve Barcelona maçlarındaki performansını onu izleyen 3 tane scout beğenmemiş ve geçersiz rapor vermiş. Halil'in Barcelona maçı kim? Kerem'e Kerem mi? Kerem'e. Kerem Barcelona maçında gayet iyi oynadı. İkinci maç. İkinci maçta da iyi oynadı. Ne yapsın abi? Artı Portekiz maçı. Portekiz maçı 2-2 refere yani. Hani bizzat şeylerden duyuyor. Sen scoutları söyle ya. O scoutlar. Bir tanesi duyuldu zaten. Taraflı. Lyon yani. Bir tanesi Lyon. Ben Barcelona maçında çok iyi geldi bile yani. Barcelona maçında ikisinde de çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bence çok pas hatası yapıyor. Avrupa'da onu düzeltmesi lazım yani. Abi, İnanılmaz pas hatası tek, yapıyor. Acaba inisiyatif aldığını. Adam tek başına yapmış. Topu çıkartıyor. İşte çok inisiyatif alıyor. Ne yapsın? Başka yanından yaklaşan mı var? Ben olsam o kadar almam inisiyatif. Yanımda ya. Modric vardı da ona ben mi vermedim? Varsın vermedim değil mi? Tüm var. 25 eder mi? Çok net. Etmez. Eder mi? 12 var. 12-13. Ne 12-13 abi? Lyon zaten öyle. 13 civarı. 12-13. Sonraki satıştan %25. Maksimum teklif abi olmuş. O sonraki satıştan bir keri silkeleme işi ben sana söyleyeyim. Hani bak Şerem Aktürkoğlu, Şerem Aktürkoğlu 24 yaşında. Gelişimini tamamlamak üzere. Siz 12-13'e satın. Bence de. 20-20 abi. 20-20. Çok be. 20 beklersen biraz beklersin. Bizim kulüp mü alsak seninle abi? He? Kulüp mü alsak seninle? Bunlar çok o. Ben kulüp alsam hiç kimseye para vermem ya. Ben veririm abi. İyi sıfırcı, polis, kötü polis. Sıfırcı, yani Lyon'la şöyle anlaşabilirsin. Abi işte Denayer'in sözleşmesini uzat. Sonra Denayer'le 12-13 milyon artı Denayer. Lyon bu arada yine bizim lig dedin. Eredivisie Voley yayıncısı biliyorsunuz. Malasya var ya Feyenoord'da. O olmazsa Rıdvan'ı alacaklar. Ya Malasya ya Rıdvan. Malasya güzel. Birinci hedefleri. 12 milyon euro istiyormuş Feyenoord. Rıdvan'a 5 milyon euro istiyorlar. Ama zaten o aradaki 7 milyon euroluk fark da oyuncuların bence mevcut teraziye koyduğundaki farkı gibi. Ha, Malasya çok iyi. Abi Rıdvan genç. Rıdvan da Rıdvan'a yatırım bak. Rıdvan'la Kerem'i kıraslama bak. Yunus da artısında 23 yani. Yani bizim artık daha 20 yaş kişilerine bakmamız lazım. Evet. Tamam. Kerem ben Kerem öyle çözdüm ya. Dinayer'in sözleşmesi uzuyor. Dinayer artı 13 milyon. Uzamış mı? Uzat işte. Lyon'la öyle anlaşacaksın. Uzat sonra Dinayer'i bize ver. Yok Dinayer orayla mevzulu. Ha kira ver. Yani, sen Dinayer'le uzat. Neye anlaştıysan ben onun net parasını vereceğim. Şimdi Fransa'da brüt ya. Yani atıyorum. 2,5 anlaştın onun vergileri Dinayer'in eline bilmem %40'ını %35'ini düş. 3 net istiyor Dinayer'e. Bizim bir Fenerbahçe biraz sortiledi. Ha. 3 milyon euro net istiyor. Tamam abi sen verirsin onu Galatasaray olarak. Bence verilmez ya. Etmez abi 3 milyon euro ne ya? Dinayer 3 milyon euroluk oyuncu değil ya. Kimince'ye alamıyor o parayı tabii yani. Tabii canım ya. Topçunun babası bizde zaten. Abi. Stoperin. Adamın hası da gider o ya. Gidiyor. Adam gibi adam Victor. Nereye gidiyor ya? Gider mi? 25 milyon euro serbest kalma maddesi. Şeyi gördüm kağıdı. Gidecek. 25 kağıt. Gitsin o zaman 25'e. 30 verirlerse satar. Niye Galatasaray'da istediği zaman 8 milyon euro serbest kalma bedeli vardı o yüzden Galatasaray almadı diye haberler çıktı. Nerede? Birileri yalan söylemiş. Fenerbahçe'de mi? Yok yok Galatasaray'la alakalı. O... Galatasaray'da Kim Min-jae'yi istiyor da Kim Min-jae serbest tamam da o bir önceki kulüptedir abi. Yok yok.
Anlatmaya çalıştım şu. Kim Mince Galatasaray'ın sözleşmeye bu, 8 milyon euro serbest kalma maddesi çıktı. Çıktı. Ve ya. Dediler ki 9'u veren alıyor. Ha. Aynen. Ali Koç'ta çıktı versinler 9'u alsınlar da görelim. Hadi bakalım dedi. Ha. Var söyle bir şey versinler 9'u alsınlar. Şey yok yani. Ha, yani 25 değil. Yok yani. Ha, o anlamda. Yok yok. Salahi yalan yok. Haber çıkıyor. Galatasaray yani. Medyasının yalan. Galatasaray medyasının yalan. Ha işte onu söylüyorum yani. Birisi yalan söylüyor yani. Victor Nelson Hollanda maçında çok iyiydi ama. Öyle mi? Victor da 20'ye gider tabii canım net. O gider. Victor para eder. Kerem o zaten İsveç'te olsa. Pasaportu da iyi. Aynen Kerem de öyle mesela. İsveç'te olsa 35 eder ya da Fransız. Bak Victor Marka Kerem Aktürkoğlu 60 milyon paket tamam mıyız abi? Da Campos Reis gidiyor. Ne hayaller ihtimal. Ne hayaller. 60 var. Milyon ne euro. Ne hayaller be abi. Campos satar onlar o senin dediğin. Ne hayaller. Campos oradan indirir bir %15'i falan. Herhalde indirir. İndirecek abi 60 milyon euro sokuyor içine. Biz de şey gibi. Kızdık. Devam ediyoruz. Alanya Şaykur Rizespor. Konya kazanır bu arada. Onu söyleyeyim onu geçtik abi. Kazanır Konya. Alanya Spor, Çaykur Rizespor. Doğrudan 1 olur mu? Gerçi oran ne çıkar ki buna? Alanya Spor ilk yarıyı da galip kapatır. 1 olur 1. Doğrudan 1 olur. İlk yarıdan 1, ikinci yarıdan 1. Artı 2,5 gol üstü. 1 olur abi. Ve geldik pazar günü 20.30'da. Önemli bir maç. Yine voleyde maç önü ve maç sonu derbi programları olacak. Hatırlatalım onu. Tabii David Lynch filmi de gösterime girecek yakında. Ben ona programa David Lynch diyorum derbi challenge'a yani. Öyle mi diyorsun? Herkes linçliyor ya bizi abi. Tabii. Ben yok ona niye bu kadar puan verdin? Ben hiç linçlenmiyordum. Şurada ha. Çağrı geldi dedi ki bana geçen hafta. Sen yine Çağrı karıştı. Ha, sen hiç linçlenmiyorsun ya dedi. Ben de birine salladım yayında. Paramparça ettiler beni. Aynen yani. Yine düştük kumpasa. Ben genelde sıfırcı hocayım. Herkes az veriyor. Sende sıkıntı yok abi. Sen 5,5, 6. Ben 5,5 diyorum. 5. Ve Taylan'ı çok eleştirdim ben. Yani Taylan'la Atiba mı kıyaslanmıştı? 4-5 arası verdim. Maksimum 6 verdim Taylan'a. Galatasaraylılar inanılmaz eleştirmiş. E baba siz eleştiriyorsunuz Taylan'ı. Yani Taylan'ı beğenen Galatasaraylı var ben mı? Ben o konuda eyyamcıyım abi. 5,5 diyorum. İstiyorsan 5 olur diyorum. Senin buçuğu gördüm. Buçuğu gördüm abi. Çok iyi taktikmiş o. Ben de kullanacağım Ömer onu. Eyyami. Evet. Maç ne olur? Hiç bilmiyorum. Çünkü Valerian İsmail'e. Sıfır biter. Valerian İsmail'e bakmak lazım. 5,5'da uyanıyormuş sabahları. Hoş abi başkan, o medyanın falan hakikaten ya. Başkan şahane bir şey söylemiş. Aynen. Çok güzel. Başkanın açıklaması biliyor musun? Yok bilmiyorum ne demiş. Aynen. Arkadaşlar diyor ki diyor. Ahmet Bey. Ahmet Bulç abi. Arkadaşlar diyor ki 5,5 altta kalkıyormuş. İşte çok çalışıyormuş. Ya bizim futbolcular patlayacak. Ya da takım uçacak. Ya da takım uçacak. Aynen böyle demiş. Bakalım ha hayırlısı demiş. Bak sabah 7'ye medyaya idman koyarsan seni yerler. Ben sana söylüyorum. Yok abi, 11'de tabii. Koymuş. Ha 11'se tamam. Kendisi geliyormuş 5.30'da koşuyormuş. Çünkü neden? Abi bak Vitor 9'da koydu. Yenme sebeplerinden biridir ha. Değil mi? Tabii. Çünkü 9'da idmana gelebilmen için öyle bir yerli hoca 8.45'te orada bulunman lazım. Evet. En geç. En geç o da. 8.45 en geç. De ki 8.45'te de İstanbul'da trafik saat 8'de başlıyor. Samandıra'da olman için aşağı yukarı konaklarda oturduğunu varsayalım. Konaklardan oraya gitmek için de 8'i 15 geçe en geç çıkman lazım. Geç kalırsın. Hatta ben tesisin tamam yanındaki blokta ev tutacağım yani. Hatta 8'de çıkman lazım. Bu durumda 7'de kalkacaksın. Bu durumda 10'da yatacaksın. Normal profesyonel futbolcu hayatı tamam mı? 11'de yatacaksın yani. E bu normal profesyonel futbol hayatı İstanbul'da. Yer mi abi babaya? Jürgen Klopp'la Pep Guardiola antrenmanları kaçta yaptırıyor acaba? Tuchel 10'da. O niye? Tuchel 10. Sabah 10. Ama mesela 14.30'ları falan istemiyor birisi. O işler bitmiş yani yok öyle bir şey. Aa, öğlen uykusu, öğlen dinlenmesi ya falan var abi. Tabii çünkü canım ama iki idman olduğu günler var. Bir de akşam 18'e koyuyorlar. 10-18 mi? 10-18. İki idmansa. Çok güzel. Mis gibi abi işte. Daha ne olacak yani? Kahvaltıyı da yaparsın evde inceden. Peynir zeytin. Tuhal'inki 10. Futbolcular cimlidir abi. Futbolcular gelip tesiste yapar. Kendi evinde yapmaz. Eğer tesiste iyi... Hap getirip yemek götürüyorlar varsa ya. Biz bunu konuştuk ya. Ya ben Brezilyalılar öyledir. Kutlar yapar evinde canım. Hanımıyla eşin çocuğu. Yok yok. Çok yok, emin olma. Çok emin olma. Abi bu ev çok güzel olmuş değil. Samandıra'da evine yemek götüren oyuncular var yani. Su götüren koli koli pür su. Şöyle. Neyse devam edelim. Su da çok pahalı ha bu arada ya. Ben o yüzden bilmiyorum. Trabzon yani Valerian İsmail konusunda bilmiyorum ne yapacağını. Ne yap? Şimdi sabah 5.30-6'da kalkması iyi bir şey de. Abi çok erken kalkıyor. Nesi iyi? Hava simsiyahken. Abi adam bazı adam. Bütün adam onu hayatın onu adamış abi yani. Bütün CEO'lar sabah 5'te kalkıyor. 5'te. Evet. Trafiktendir yani. Hiç öyle değil abi. Hepsi 5'te kalkıyor. Böyle bir trip var. Jeff Bezos'ta da var. Bak vallahi bak hepsine okuyun. Elon baba kaçta kalkıyor? Elon, o da 5'te. O da 5'te mi? 5, 5.30. Ben Ford'a gittim yıllar evvel. Bildiğim Ford fabrikasına. Ha, o zaman onun CEO'suna herif diyor her sabah 6'da. Ben 6'da işe geliyorum diyor. Ya sabah 6'da işe geliyor. Önce geliyor. Her gün 4.30'da kalkıyor adam. Sabah 4.30'da kalkıyor.
6'da işe geliyor, gece 12'de çıkıyorum diyor. Bizden CEO olmaz o zaman. Tamam mı herif? Yani Amerikalılar acayip çalışıyorlar abi. Yani harbiden Türkler de çok genelde çalışkandır. Uzun mesai saatleri vardır. Öyle Avrupalılar gibi değiliz biz ama. Amerikalılar falan öyle. Neyse 5'te kalkıyorlar abi bütün CEO'lar. Ben şeyi de okudum. Nihat Özdemir falan da 6'da kalkıyor. Ama programlar çok yoğun oluyor. 5.30-6'da kalkıyor. 6'da kalkıyor da futbola dair bir aydınlanma yaşamıyor. Hayır, şeye gidiyor mesela. Yani. Spor yapıyorlar. 6'da kalkıyor. Abi şöyle bu bunların hayatı. Nasıl biliyor musun? Her sabah 6'da kalkarım bak. 5.30'da kalkarım. 6'da kalkarım. Sonra işte işte sporumu yaparım. Yüzerim veya işte neyse koşarım neyse. Abi o para bende o zaman sonra, da kalkarım abi. Ondan sonra kahvaltımı yaparım. Biraz yatarım. Oh. Yarım saat. Sonra kalkar işte 9'da işe giderim. Filan gibi bir şeyleri var. Ama adamlar 3 saat önce kalkıyorlar şeyler. Mesai başlamasından 3 saat önce. Niye bilmiyorum yani. Ya o para sende olsa sen de kalkarsın. Hiç kalkmam ben. Yarısını alırım. Yine de 10'da kalkarım. hiç vallahi hiç kalkmam o zaman. Neyse Valerian İsmail de 5.30'da kalkıyor. Bir gelemedik konuya. Ama adamın ne olduğunu yani ne anlatacağını bilmiyoruz. Çekeyim de gitsin abi. Dur bir dakika. Dur lan bizim. Dur lan konuşuyoruz. Dolayısıyla ben Trabzonspor Beşiktaş maçında ne olduğunu bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Yani çünkü Beşiktaş bilinmez. Bilinmiyor yani şu an. Bilinmez. Ama Trabzonspor'un aşağı yukarı biliyoruz. O yüzden bu maça sıfır diyeyim geçeyim ben. Ben de karşılıklı gol var diyorum. Niçin karşılıklı gol var diyorum? Çünkü maalesef Ahmetcan Kaplan bir 6-7 maçı kaçırıyor. Yani sakatlandı. Şimdi Dansville'in yanında kim oynayacak mevzusu var. Yani bir Hüseyin Türkmen. Vitor ilk aday. Vitor Hüseyin döner mi? Yok daha dönmüyor Vitor. Hüseyin oynayabilir diyor. Ben sabah haberlerini açtığımda işte Trabzonlular bağlanıyor ya genellikle. Evet. Hüseyin birinci aday. İkincisi Berat'ı çekebilir diyorlar oraya. Hüseyin abi. Yok gerek yok. Ya, bir de Dorukhan da sağ bek oynayacak. Bruno Perez de yok. Bunu unutmamak gerekiyor. Dorukhan bak bir daha anlatıyorum. Ondan sonra bana kızıyorsunuz. Portekiz'den yediğimiz 3. golde Dorukhan kendini yere attı. Faul bekledi. Adam da oynadı dedi haklı olarak. Golü yedik. İtalya maçında da başlar başlamaz attı kendini yere. Gene yiyorduk. Bu yere atmaları bırak Dorukhan. Bak Abdülkadir Ömür bile bıraktı sen bırak. Evet. Ben o yüzden karşılıklı gol olur diyorum. Çünkü Valerian İsmail de herkesin malumu olan ideolojiyle çıkacak belli ki. Üçlü savunmaya dayalı. 3-6-1 duydum ben. 3-4-3 değil. Neyse rakamlar önemli değil yani. Üçlü bir savunma stratejisi olacak. Şimdi burada Serdar Saatçi oynayacak mı oynamayacak mı? Haberler var. Saatçi ile ilgili. Bir menajerli ile alakalı falan. İmzalama kesinlikle istemiyor. Bu yaklaşık 2 aydır böyleydi. Ben değişirdiği hiç haber yapmadım. Orada bir girizgah yapmıştı programda Serdar abiden. İsteyenleri var diye. İsteyen takım Rennes'di. Hatta 2,5 milyon euro da teklif getirdiler. Kabul etmedi Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi kabul etmedi. Evet. Bugünden sonra artık her şey değişebilir ve imzalamazsa da bir sene oturturuz diyor Beşiktaş. 2023'te bitiyor kontratı. Yani neyse bu daha başka bir şeyin konusu. Yani Necip oynayabilir. İstemiyor Vida, Montero falan. Yani neyle çıkacağını bilmiyoruz. Orada da Edin Visca falan var. Karşılıklı gol olur ya. Ben Trabzon'un gol yiyeceğini düşünüyorum. Yani biri kazanacaksa bence Trabzon kazanacak. Ama bilmiyorum Beşiktaş'ı. Evet. Yani o yüzden şimdi hiçbir yorum. Biz Valerian İsmail'i bu hafta değil, haftaya değil, ondan sonraki hafta biraz anlarız. Önümüzdeki sene de netleştiririz her şeyi. Zaten ondan sonra adam şunu lazım, bu lazım falan diyecek. Tabii. Ondan sonra anlarız yani. O yüzden ama güzel maç olur ya. İyi güzel maç olacak ya. Seyirlik mis gibi. Güzel maç olur. Uygulamaya özel ilk kuponunda 100 TL'ye kadar hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Tuttur, en kral sensin.